Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size artık sonunda söz verdiğim videoyu çekeceğim. Bu videoyu aslında biraz daha önce çekecektim. Ama neden çekemedim? Çünkü ben episode videomu çekerken de ilk başından 4 aylık süreci komple çekmiştim. Pardon, 4 aylık değil, o 3 aylıktı. Karınca yumurtası yanı da öyle yapmak istedim. Ve tam 4 ay önce bunun çekimlerine de aslında başladım. İşte kolum ağda, yapışımı gösterdim, sürüşümü gösterdim. Bir dahaki ayı çektim. Hatta birinde, günlük vloglarımdan birinde bunu uygulamıştım. Onu da izlemediyseniz onu da yukarı koyarım. Ben şimdi yine anlatacağım ama uygulamalı olarak görmek isterseniz o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Ondan sonra o videolarıma ne oldu? Bilgisayarım kafayı yedi ve o videoları sildi. Çok çok üzüldüm. Bu videoyu da böyle episode gibi başından sonuna kadar yapmak istiyordum aslında. 4 ay önceki videom, işte 2 ay önceki, bir de bugün gibi. Ama maalesef onu yapamadım. O yüzden ben size sonuçlarından, gördüğüm etkilerden bahsedeceğim. İyi yaşa komşu. Komşu hapşırdı sanki. Şimdi arkadaşlar, telefondaki notlara baktım. Ben ilk bunu... Tekrar bakacağım bir saniye. 12 Ağustos sağ koluma, dirseğime kadar episod sürdüm. Sol kolumun dirsekten omzuma kadar olan kısmına karınca yumurtası yağı sürdüm deyip notunu da almışım. Tam 12 Ağustos'ta başladım ve Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Aralık'ın sonundayız. Tam 4 ay bunu dolu dolu kullandım. Karınca yumurtası yağını. Bu arada ben neyden bahsedeceğimizi söyledim mi ya? Karınca yumurtası yağının etkilerinden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, ben bu yağı tam 4 aydır dolu dolu kullanıyorum. Önce size nasıl kullandığımı söylüyorum. Arkasında yazdığı gibi kullandım. Kıllarımı kökünden aldım. Tüy dökücü krem, jilet vesaire kullanmadım. Şuradan şuraya kadar. Hep ağdayla aldım. Tüyleri tamamen kökten almanız gerekiyor çünkü. Kökten aldık ya tüyleri. Bunu şöyle açayım ben size. Şu kadar kullanmışım. Bunu ağda yaptıktan sonra diyor üstünde. Ağda yaptık ya. O akşamdan itibaren 4-5 gece yatmadan önce masaj yaparak bu yağı kıllarımızı aldığımız yere güzelce yedire yedire masaj yapa yapa sürüyoruz. Ve bu işlemin 4-6 seans. Bu da takriben 4-6 ay uygulayınız demiş. Ben 4 ay uyguladım dolu dolu. Ve bu videoyu da size tamamen dosdoğru çekebilmek için tamamen bu süreyi sonuna kadar, yani 4 ayı dolu dolu kullanmak istedim. Daha öncesinden videoyu çekmek istemedim. Bu da bu videonun gecikmesine birazcık şeydi, etkendi. Siz benden böyle deneme videoları istiyorsunuz ama o deneme videoların işte bazıları böyle aylar alabiliyor. Ben de size tamamen doğru sonucu söyleyebilmek için bunu bu kadar süre denemem gerekiyordu. Şimdi bunu güzelce masaj yapa yapa ve hiç sıkılmadan ben böyle dakikalarca masaj yapa yapa uyguladım bu ürünü. Şimdi arkadaşlar, gelelim faydalarına. Ben normalde böyle birinci ayda hemen böyle azalma görmedim tabii ki. Daha sonra o günlük vlogumda da izlerseniz orada da göreceksiniz. Şimdi orada ağda yaptım, tamam mı? Ağda yaptım, hiç acımadı. Allah Allah, yani kıllarımı kökünden aldı, yani ağda, ağdın bezinin üstünde kıllarım var ama canım yanmadı. Acaba dedim, bu karınca yumurtası yağı kıl köklerimi incelttiği için mi benim canım yanmıyor dedim videoda. Ve Instagram'dan da DM geldi bu lafımın üstüne. Yorumlarda da bir arkadaş yazmıştı. Büşra, bende de aynısı oldu. Bunu kullandıktan sonra artık ağda yaparken canım yanmıyor. Ciddi anlamda da yakmıyor arkadaşlar canı. Aynısını ben Epsoft'ta da söylemiştim. Kıl köklerimi azalttığını düşünüyorum diye. Bu hem kıl köklerimi azalttı hem de biraz kıllarımda da azalma gördüm arkadaşlar. Belki biraz daha kullansam, buna devam etsem ciddi ciddi bitirecek belki de. Çünkü 4 ayda azalttı ve en önemlisi, hele ağda yaparken canım yanmıyor ve bu bence müthiş bir şey. Hani kılları bitirmese bile bu özellik bile çok çok iyi. O yüzden size denemenizi kesinlikle öneriyorum. Ben bunu 20 TL'ye almıştım aktarlardan ama kazıklandım. Siz daha ucuza bulabilirsiniz. Bir aktardan 20 TL'ye aldım, sonra çok pahalı dedim, aldım ama içime oturdu. Gittim yandaki aktara sordum. 7,5 lira mıydı neydi?
Belki daha birazdır, tam hatırlamıyorum. İnternette de satılan var. Bu arada bana Tala markasını al diyen arkadaşlar vardı. Kimisi diyordu ki fark etmez markası ama bazı arkadaş da kesinlikle Tala markasını al Büşra demişti. Ben de şans eseri gittiğimde Tala markasını gördüm. Aktar'da onu aldım. İnternette de dediğim gibi bulabilirsiniz. Düşünüyorum şimdi söylemediğim başka bir şey var mı diye. Dediğim gibi bu videoyu da bu şekilde çekiyorum ama kusura bakmayın işte videolarım siliniverdi. Orada uygulamasını gösteriyordum size. Hani ağda yapıp ondan sonra ürünü gösteriyordum. Ama zaten böyle de bir videom olduğu için ilk o günlük video çekmişim. Karınca yumurtası yağına başladığım zaman aynısı Episode'da da olmuştu. Kimi memnun, kimi değil. Bu demek ki kişiden kişiye değişen bir şey. Ama ben memnun kaldım ve memnun kaldığım için de çok mutluyum. Bunu kullanmaya tabii ki devam edeceğim. Size de öneririm. En azından bir denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü 7,5 liraya 10 liraya bulabilirsiniz. Bu fiyata bence değer. Bir denemeye değer en azından. Ama kesinlikle sabırlı olmak gerekiyor. Onu söyleyeyim. O çok önemli. Çünkü kardeşim de sürüyordu. O sürmeyi bıraktı ve onda benim gördüğüm etkiler onda şu an yok. Ben o yüzden bunun işe yaradığını düşünüyorum. Hani o yüzden de eminim bu yağdan dolayı olduğuna. Çünkü kardeşimle bir başladık. O biraz böyle çabuk sıkıldı. Devam ettirmedi. Ben hem video çektiğim için hem de merak ettim çok. Ben devam ettim ve bendeki etkisi çok güzel oldu. Bu arada şeyi de söyleyeyim. O da çünkü sorulmuştu. Benim cildim biliyorsunuz alerjik bir cilt ve sıkıntılı bir cilt. Böyle pütür pütür bir hastalık var çünkü vücudumda. Ve bu yağın hiçbir şekilde benim vücuduma ters bir etkisi olmadı. Gayet güzel bir şekilde kullandım. Yani ne kızarttı, ne yaktı, ne başka bir şey oldu. Gayet güzel bir şekilde ben kullandım. Tamamen söylüyorum. Bunlar sadece benim fikirlerim. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için hepinize çok fazla teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni yalnız bırakmayın lütfen. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.